Ada TV'den merhaba, gündeme bakış bugün adına da başlıyor. 25 Ocak 2017 Çarşamba günü bu haftayı da ayarladık. Bu haftanın ortasına da geldik. Tabii ki zaman çok hızlı bir şekilde geçiyor. İnsan hayatının en önemli ihtiyacı sağlık ihtiyacı ve ülkemizde sağlıkla ilgili sıkıntılar da her zaman yaşanıyor. Ama zaman zaman seslendiriliyor, zaman zaman dile getiriliyor. Ve biz bunları zaman zaman tartışıp maalesef unutuyoruz. Çok değerli bir konuğumuzla sağlığı konuşacağız bugün. Tıp İş Başkanı Sayın Sıla Usar İncilli bugün gündeme bakışın konuğu. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Bu güzel akşam üzerinde sizlerle birlikte olmak çok güzel. Nasılsınız? İyiyiz. Sağlığınız nasıl? Ben bunu bana soranlara çakı gibiyim derim. Çünkü soranlara da moral vermek isterim. Biz iyi olacağız ki bizimle birlikte olanlar, bizimle birlikte çalışanlar, bütün sağlık personeli, bizim hastalarımız, bizim iyi olduğumuzu görerek onlar da en destek moral olmalı. Motivasyon olarak. Dolayısıyla çakı gibiyim. Teşekkürler. Evet, daha önce de sizinle burada televizyon programı yaptık. Yine birçok şeyi ve ne yazık ki aynı şeyi konuştuk. Ama bugüne kadar çok ileriye gittiğimizi söyleyemeyiz herhalde. Yani iyi anlamda, olumlu anlamda. Geçtiğimiz gün yaptığınız bir açıklama bütün ülkeye damgasını vurdu. Sabrımız kalmadı. İyileşecek hastaları bile kaybetme noktasına doğru gidiyoruz. Bu gerçekten ülkeye damgasını vurdu. Gerçekten bu kadar kötü ve acil bir şeyler beklediğimiz noktadaydık. Bu kadar kötüdür durum. Ben uyarılarımı yapıyorum. Sendikamız, arkadaşlarımız uyarılarımızı yapıyoruz. Biz üzerimize düşeni söylüyoruz, yol göstermeye çalışıyoruz. Çünkü bu işin içinde olan biziz. Kamu hastanelerinin içinde olan bizleriz. Her gün yüzlerce, binlerce hasta bu hastanelere geliyor. Onların sıkıntılarıyla biz baş etmeye çalışıyoruz. Ve gerçekten bazen tıkanıyoruz. Bazı branşlarda işler durma noktasına kadar geliyor. Acil servislerin durumunu yıllardır söylüyoruz. Hastanelerin durumunu anlatmaya çalışıyoruz. Bu tam da benim söylediğim kadar sıkıntılı bir süreçtir. Örneğin şu anda Girne'deyiz. Girne 100 bin nüfusa hizmet veren bir 100 bin nüfuslu bir kentimiz. Ve bu ilçede nüfus gerçekten 100 binin de üzerinde olabilir. Son nüfus sayımına göre 70 bin civarındadır diye hatırlıyorum. 69 bin civarında 2013'teki Girne'deki nüfus sayımında bulunan rakam. Ama elbette ki öğrenciler de var. Evet. Hatırı sayılır turistler de var. Girne çünkü çok kozmopolit bir ilçedir. Üniversiteleri var, öğrencileri var, sürekli otelleri gelişen, büyüyen, var. Nüfus alan. Sürekli bir akış var Girne'ye. 100 bin nüfusu var. Bunun karşılığında 60 yataklı bir Akçiçek Hastanemiz var. Ama oradaki hekim sayımız bizim 17 ve giderek de artıyor. Azalıyor. Oradaki hasta artıyor. Hekim sayımız azalıyor. Ve Girne Akçiçek Hastanesi'nde bugün acil servisin nöbetlerini döndürecek hekim sayısı yoktur. Arkadaşlar çok büyük bir özveriyle, çok büyük bir gayretle acil servisi açık tutmaya çalışıyorlar. Ama Girne Akçiçek Hastanesi ikinci basamak sağlık hizmeti veren bir hastanedir. Dolayısıyla iyi durumda bir acil servisi olması lazım. Yataklı servisi olması lazım. Acil durumda müdahale edebileceği kadar yeterli hekim kadrosu olması lazım. 17 tane hekimi var Girne Akçiçek Hastanesi'nin. Nöbetlerin dönmesi mümkün değil. Ben geçen hafta kitle toplantısındaydım. Bu günümüzdeki gergin ve biliyorsunuz işte tartışmaların sürdüğü değerlendirmelerimizi bizim de sendika olarak çok yoğun yaptığımız ve arkadaşlarımızı da bilgilendirdiğimiz toplantılar yapıyoruz. Kitle toplantıları yapıyoruz. O gün arkadaşlarımla buluştum ve gerçekten Girne Akçiçek Hastanesi'nde işler durma noktasındadır ve bu uzun süredir de böyledir. Yeni hatırlayacaksınız bir süre önce bir eylem yapmıştık biz Girne Akçiçek Hastanesi'nde. Çıktık kapıya, grev yapmadık bakın Tıp İş Sendikası. Grev yapmaktan çok hoşlanan bir sendika değildir. Bakın eski zamanlarımızda çok ender grev yapmışızdır biz. Ve o günde yine grev yapmadık.
arkadaşlarımız poliklinik hizmetlerini sürdürdüler. Acil açık kaldı. Yatan hastaların hizmetleri sürdürüldü. Kapıya çıktık sadece ve bir 15 dakika bir basın açıklaması yaptık. Dedik ki Girne Akçiçek Hastanesi kuruldu. Yeni binaya da geçildi. Ama bu hastanedeki doktorların sayısı giderek azalıyor. 27 iken doktor sayısı son 2-3 yıl içerisinde 17'ye düştü. Girne Akçiçek Hastanesi'nin başhekimi sevgili dostumuz Doktor Salih Bey gerçekten çok sıkıntıdayım diyor. Ben bu acil servisleri döndürecek hekim bulamıyorum diyor. Peki ne demektir bu bilir misiniz? Siz hekimleri sık sık nöbete koyarsanız, nöbetlerden dolayı onları yorarsanız, onların gücünün üzerinde onları çalıştırtmaya çalışırsanız, bunun sonucunda hastalara verilen hizmetin kalitesi düşer. Bu bir gerçektir. Ve bu nöbetlere tutacak eğer hekim bulamazsanız, o zaman hastalar geldiği zaman karşılarında onlara müdahale edecek hekim bulamazlar. Ve Girne Akçiçek Hastanesi inanın ki şu anda kapatılacak durumdadır. O kadar ciddi hekim açığı olan bir hastanedir Girne Akçiçek Hastanesi. Ve oradaki arkadaşlarımız çok büyük bir özveriyle hizmetleri götürmektedir. Eğer bir hasta bir kalp krizi, bir trafik kazası acil olarak hastaneye başvurduğunda ona müdahale edecek hekimler yeterli sayıda değilse o zaman o insanların hayatı işte tehlikeye girer. Benim de yaptığım açıklama tam da budur. Eğer siz hekimlerinizin sayısını iyi tutmazsanız, sayıları azalırsa ki her geçen gün bu hekimlerin sayısı azalıyor. Ki bu yeni bir şey değil. Değil. Doktor Ahmet Gülle'nin Sağlık Bakanı olduğu dönemde bu istifa furyası başladı. 20'ye yakın arkadaşımız istifa etti. Daha sonra da bu istifalar devam etti. Ve şu anda Doktor Faiz Sucuoğlu dönemindeyiz. Sağlık Bakanı hala daha istifalar devam ediyor. Daha dün çok genç bir beyin cerrahı arkadaşımız. Çok yetenekli. Hastasına çok düşkün, hastaya karşı çok saygılı, çalıştığı arkadaşlarıyla birlikte çok uyumlu. Gerçekten yüzümüzün akı genç bir beyin cerrahı arkadaşımız. Hastanemize döndü, mecbur hizmetini yaptı vesaire, orada çalışıp kadrolanacak olan bir arkadaş da istifasını verdi. İki gün önce bakın, iki gün önce Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nin en nadide branşlardan biri olan beyin cerrahisi ki çok ender bulunan bir branştır biliyorsunuz. Güzel işler, başarılı işler yapıyor. Çok başarılı işler yapıyordu bu arkadaşlar. Muazzam beyin ameliyatları yapıyorlardı. Bu arkadaşımız istifa etti. Neden? Çünkü bu arkadaşımız 4000 liraya çalışıyor. Aldığı maaş devletten 4000 TL. Ve bu arkadaşımıza bilmiyorum nasıl bir teklif geldiğini. Daha önce de teklifler gelmişti ama reddetmişti, ben onu da biliyorum. Şimdi en azından 3 katı bir maaş teklif edildi bu arkadaşımıza ve bu arkadaşımız gitti. Biz böyle çok hekim kaybettik. Yani bu özlük haklarının bu kadar geri olması. Yani göç yasası biliyorsunuz 47-2010 sayılı yasa. Bu yasa bu ülkeye yapılmış en büyük günahlardan bir tanesidir. Çok çok önemli derecede kamu hizmetini her alanda, eğitimde, sağlıkta ve diğer bütün alanlarda, her alanda çok geriye götürmüş olan bir yasadır bu. Ve bu yasadan dolayı acısını kim çekiyor? Diğer halk çekiyor. Ben hep bunu söylüyorum, halk çekiyor. Yani bu hastanelerden bu hekimler ayrıldığı zaman başka yerde iş buluyorlar. Elbette hekimlerin işe ihtiyacı vardır. Bu sendikat bunu söyler ve elbette ki hekimler aldıkları eğitimin, bilgilerinin, risklerin ve bütün bu emeklerinin karşılığını almalıdır elbette ki. Ama günün sonunda insanların bu hekimlere ihtiyacı vardır. Biz bunu anlatmaya çalışıyoruz ve biz bu mücadeleyi halk için verdiğimizi söylüyoruz ve bu gerçektir. Bu arkadaşımız işte, beyin cerrahı arkadaşımız, en azından devletin ona verdiği maaşın ve ücretin en azından 3-4 katına özel sektörde iş buldu ve gitti. İşte bizim genç arkadaşlarımız ya ülkeye dönmüyorlar, ya döndükten sonra özel sektöre geçiyorlar veya göç ediyorlar veya işsiz kalıyorlar bir süre. Hekimler işsiz kalıyorlar. Bütün onu bile göze alan insan var. Evet.
İşsiz kalan hekimler var. Aylarca evde oturan. Düşünün ki bir hekim 6 yıl okuyor. Üzerine en az 4 yıl ihtisas yapıyor. Bazıları 6, işte bu beyin cerrahları 6 yıl ihtisas yapar. Ülkelerine dönüyorlar o hizmet aşkıyla. Çünkü bu öyle bir eğitim ki bu eğitimi alırken ne evlilik düşünürsünüz, ne çocuk düşünürsünüz, ne başka bir şeyle ilgilenirsiniz. Sadece düşündüğünüz, döndükten sonra bu hizmeti aldığınız bu bilgiyi hastalarınız için kullanmaktır. Hastalarınıza vermektir ve hizmet etmektir. Bir hekim bunun için eğitim alır. Ve eğer bir hekim ihtisasını bitirdiğinde pırıl pırıl çalışmak aşkıyla birlikte geldiğinde biz ona iş veremezsek o hekim aylarca evde oturur ve böyle arkadaşlarımız vardır. Hiç kimse sanmasın ki hekimlerde işsizlik sorunu yoktur. Onlarda da sorun vardır. Ve dolayısıyla bu hekimlerin tedavi edeceği hastalar onlar işte bu hekimlerden mahrum oluyorlar. Mesele budur. Hekimlerin özlük haklarının çok geri olmasından dolayı. Bir de üstüne üstlük sistematik olarak bir itibarsızlaştırma vardır hekimleri. Her gün yani diyorum ki bu köşe yazarları bir yazı yazacakları zaman bunu araştırmazlar mı? Söyleyecekleri sözün önünü arkasını düşünmezler mi? Ben bundan gerçekten çok merak içerisindeyim. Yani bir telefon kadar uzaksınız sonuçta. Bize ulaşmalarına gerek yoktur. Bizim görüşlerimize itibar etmeyebilirler. Bizim görüşlerimiz değildir ama bütün dünyada yaşanan gerçeklikler vardır. Ülkelerin yaşadıkları tecrübeler vardır. Bu konuda yapılmış tonlarca çalışma, tonlarca literatür vardır, makaleler vardır. Buyursunlar bir konuda yorum yapacaklarsa onları okusunlar. Bize sormalarına gerek yok. Biz onları okuyoruz. Biz bilimsel ve evrensel bu konuda yapılmış çalışmaları okuyoruz. Ve o ne diyor o çalışmalar bize? Kamu sağlık hizmetleri ana motor olmalıdır diyor. O ülkeler ki kamu sağlık hizmetlerini özelleştirme yoluna giderler, işte o ülkelerde sağlık büyük zafiyet geçirir ve bundan insanlar zarar görür diyorlar. O yüzden siz kamu sağlık hizmetlerinizi güçlü tutmalısınız diyorlar. Bu halk sağlığı için gerekli olan bir şeydir diyorlar. Eğer siz kamu sağlık hizmetlerinden vazgeçerseniz bundan hem halk zarar görür hem de siz bunun bedelini çok ağır ödersiniz diyorlar. Geçtiğimiz yıl Kıbrıslı Rum hekimlerle onların hekim birlikleriyle bizim Tabipler Birliği'mizin bir toplantısı oldu. Ara bölgede gittik. Biz de dinledik ve eski Sağlık Bakanı konuştu ve dedi ki bize sakın dedi bizim yaptığımız hatayı yapmayın. Biz dedi özel sağlık hizmetlerini ön plana çıkardık, onları destekledik ve günün sonunda kamu hizmetlerimiz, kamu sağlık hizmetlerimiz çok büyük zafiyete uğradı dedi. Güneyde ve bunun bedelini veriyoruz biz dedi. Ve ne söyledi biliyor musunuz? Bizim birçok hekimimiz kamu hizmetlerinden ayrıldı dedi düşük ücretler nedeniyle. Onlarda da ya kamu ya özel diye bir ayrım vardır. Ve oradaki kamu hekimlerinin de birçoğu kamu hastanelerinden ayrıldılar. Ve özel sektöre kaydılar. Dolayısıyla oradaki sağlık hizmetlerinde de bir sıkıntı yaşandığı sır değil. Biliyorsunuz ekonomik krizde yaşandı ve orada daha önceden mesela Kıbrıslı Türk hastalara da bakılırdı, işte ilaçları da verilirdi falan. Ama bir süreden beri bunu yapamıyorlar. Yapılmaz. Ve dediler ki bizim yaptığımızı yapmayın, kamu sağlık hizmetlerinizi zayıflatmayın. Çok benzer şeyler Yunanistan'da da yaşandı. Yunanistan'da bugün 35 bin tane hekimin sadece 5 bin tanesi kamu hastanelerinde çalışıyor. Neden? Çünkü düşük ücretlerden dolayı. Çünkü devlet kamu sağlık hizmetlerine ayırdığı parayı azaltıyor. Kamu sağlık hizmetlerine ayırdığı parayı zayıflayınca orada verilen hizmetin kalitesi azalıyor. Ve oradan bir hekim göçü oluyor. Ve Yunanlı hekimler, Yunanlı meslektaşlarımız Yunanistan'da ya işsiz kaldılar, ya özel sektöre geçtiler veya göç ettiler Yunanistan'dan. Bunlar yaşanılan gerçeklerdir. Ve Yunanistan'da bir gerçek daha var. İşte ekonomik kriz baş gösterince ilk fireyi sağlıktan verdiler. Ve dediler ki bizim sağlık hizmetlerimiz çöktü. Bizim kamu sağlık hizmetlerinde sadece işte 5 bin tane hekim çalışıyor. 30 bin tanesi de kendi için özelde çalışıyor. Bizim de sağlık sektörümüz çökmüş durumda. Bizim sağlık sektörümüz çökmek üzeredir. Biz bunu uyarılarını yapıyoruz. Bu istifalar devam edecek diyoruz. Çünkü hekimin özlük hakları kötü, çalışma koşulları kötü. Siz bir de
Bütün bunların sonucunda hekimlere değil zararı bu işin, halka olacağını bile bile ama nedenini benim bir türlü anlayamadığım şekilde hekimlere yükleniyor bu ülkede bazı kişiler. Bunun sonucunda halk zarar görecek. Bunu gözünüzü açın ve görün. Ben size bir örnek vereyim. Bir hasta diyelim ki gece saat 2'de büyük bir trafik kazası geçirdi ve yüzü parçalandı o hastanın. Ne kadar ciddi bir şeydir bu, biliyor musunuz? Bir insanın hayatının geriye kalan kısmını çok önemli ölçüde etkileyecek bir şeydir bu. Yüzünün parçalanması bu trafik kazası sonucunda. Ve o hasta hastaneye geldiğinde bir plastik cerraha ihtiyaç duyar. Ama siz biliyor musunuz ki son birkaç yıl içerisinde bizim kamu sağlık hizmetlerinde çalışan, kamu hastanelerimizde çalışan plastik cerrahların yarısının istifa ettiğini? Bunu biliyor musunuz? Şu anda kamu hastanelerinde çalışan sadece 2 tane plastik cerrahınız var. Sadece 2 tane. Diğerleri gitti. Diğerleri özele gitti. Çünkü siz bunlardan bir tanesini 2008 sonrası kadrolamıştınız. Tek tip sosyal güvenlik yasasıyla. Dolayısıyla özlük haklarının ne kadar geri olacağını bildiği için o arkadaşımız kamu hastanesinden ayrıldı. Çünkü yaptığı işleri, bu adamların muazzam işler yapan hekimler bunlar. Yani yaptıkları sanat, işin kıymeti evet, o kadar yüksek ki. Ama maddi olarak hani gerçekten bence ölçülemeyecek hizmetlerdir bunlar. Yüzü parçalanan, yüz kemikleri kırılan bir hastayı tedavi etmek. Diğer arkadaşımız da mecbur hizmeti biter bitmez kamu hastanesinden ayrıldı. 2 tane kaldı şimdi plastik cerrah. 365 günü 2'ye bölün. Yarısını o onkol tutuyor. Diğer yarısını diğeri o arkadaşımız onkol tutuyor. Ve öyle bir hasta geldi. Yüzü parçalanmış şekilde gece saat 2'de. Bu arkadaşlardan bir tanesi telefonla çağrılır. Bu arkadaşlar gelirler ve saatler süren ameliyatlar yaparlar bu hastalara. 3 saat belki 4 saat. Çünkü dediğiniz gibi sanattır bu. İnce ince o yüzü yeniden yaratmaktır bu. O hastanın geri kalan yaşamında aynaya baktığında kendisini üzmeyecek bir görüntüyle karşılaşabilmesi içindir bu yapılan. Ve bu hekimin devletten aldığı, onkol gelip de çalıştı, 4 saat bir ameliyat yaptıysa 35 liradır saati. Devletin bu hekime ödediği 35 TL'dir. 4 saatte eğer yaparsa bu hekim bu ameliyatı kaç eder? 140 TL öder devlet hekime bunun için. Şeye de bakarsak bir hemşire arkadaşlar da girerler ameliyata ki onların da saati 17 TL'dir. Hemşire arkadaşların da ameliyatlarını bitirdiklerinde işte nereden baksanız 200 TL falan devlete maliyeti. Eğer sizin hastanenizde plastik cerrah yoksa ne yapacaksınız biliyor musunuz? O hastayı sevk edeceksiniz plastik cerrah olan bir merkeze. Ve o ameliyatın fiyatı 12 bin TL civarındadır devlete. Yani bu devlet bu özelleştirme konusunda bu sağlık hizmetlerini bir yerden bir piyango mu çıktı? Ken Maliye'ye de bizim haberimiz yok ki özelleştirme yolunda bu kadar çok fütursuzca adım atıyor bu ülkenin devleti. Yoksa birilerine bir ayrıcalık var. Bilemiyorum. İşte benim söylediğim şey budur. Yani ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Siz kamu hastanelerinizde hekimlerinizi tutarsanız bu aslında günün sonunda devlete maliyeti çok daha az olacak olan bir hizmettir. Yani siz hekime işte 140 lira ödüyorsunuz ama dışarıya gönderecek olursanız binlerce lira ödüyorsunuz. Bu ülkede yıllarca bypass ameliyatları yapılamadı. Ama bir süredir hastanemize kalp damar cerrahı arkadaşlarımız geldi. Ve bu arkadaşlarımız ülkedeki bütün bypass ameliyatlarını yapmaya başladılar. Yani damarları değiştiriyorlar bu adamlar ve hastanın kalbini yeniden yaratıyorlar ve gençleştiriyorlar. Ölecek olan hastaları kurtarıyorlar. Bypass ameliyatları yapıyorlar. Ve bu arkadaşlar gelmezden önce bu ülkedeki her bir bypass operasyonu için insanlar uçağa binerlerdi, sevk olurlardı ve Türkiye'deki hastanelere giderlerdi ameliyat olmak için. Ve o kadar çok
birikti ki borçları bu ülkenin Türkiye'deki hastanelere? O konuda fikriniz var mı? Yani bir hastanın maliyeti bile o kadar yüksek ki. Ama bu arkadaşlar yıllardır bu ameliyatları bu hastanede yaparak, devlet hastanesinde yaparak devleti çok büyük bir kâra geçiriyorlar. Yani ben sağlıkla ilgili parayı da konuşmaktan hoşlanmıyorum. Ama günün sonunda siz hekimlerin özlük haklarına ve söz ettiğimiz hekimler de 102 kişi 47-2010 sonrası istihdam edilen hekimdir. 160 kişi de 47-2010 öncesi istihdam edilen hekimdir. 260 tane hekime özlük hakkı vermeyeceksiniz diye. Ve bunun sonucunda bu hekimler hastanede kaldıkları vakit eğer maliyet hesabı yapmayı biliyorsa bu hekimlerin yaptıkları ameliyatlardan, tedavi ettikleri insanlardan bunlar eğer sevk edilseydi ne kadar para ödeyeceklerdi? Bunları hesap toplayabiliyorlarsa o zaman ben gerçekten söyleyecek bir söz bulamıyorum. Bu ülkede çok ender branşlardan hekimler kaybetti bu kamu hastaneleri. Çocuk onkoloğu kaybetti. Çocuk kardiyoloğu kaybetti. Çocuk nefroloğu kaybetti. Endokrinoloji uzmanlarını kaybetti. Kardiyoloji uzmanlarını kaybetti. Anestezi uzmanlarını kaybetti. Beyin cerrahisi uzmanını kaybetti. Yani say say bitiremem ben bu listeyi ve daha da devam ediyor. Kimse bana demesin ki işte hekimler de ceplerine koydular efendim istifaları beğenmiyorlarsa gitsinler boşuna tehdit etmesinler. Hekimler tehdit etmiyor. Hekimler istifa ediyor. Bunu göremeyecek kadar kör ise bu insanların gözleri, o zaman gitsinler kendilerine iyi bir göz hekimi bulsunlar. Gerçekten çok kızıyorum ben. Çünkü bu insanların tedavi edeceği hastalar ki yoktur branşlarda kalmadı, sevk ediliyor. Peki bunu sevk edilen hastalar ne oluyor? İşte bu hastaların bu sevklerinde ortaya çıkan tedavi masrafları da KKTC hükümetine fatura ediliyor. Peki KKTC hükümeti ne yapıyor? Bu faturalar o kadar çok birikti ki bu faturaları ödeyemeyecek duruma geliyor. Ve Türkiye'de bazı hastaneler Kıbrıs'tan gelen hastalara kapılarını kapattılar. Dediler ki sizin... Ne kadar borç oldu? Bunu da Sağlık Bakanlığı'ndan öğrenebilirsiniz. Çok yüksek meblağlar. Dediler ki Kıbrıs'tan gelen hastaları alamıyoruz çünkü bize çok borcu var sizin devletinizin. Eğer sizin o tedavileri yapacak hekimleriniz... Devletin hepimizin bir ayıbı olur. Kamu hastanelerinde olsaydı bugün bu kadar çok sevk için para ödemek zorunda kalmazdı bu devlet. Dolayısıyla bu çok açık ve nettir. Yapılan hizmetin kıymeti elbette ki candır bu. Elbette ki birçok insanın hayatıdır. Elbette ki ailelerdir. Elbette ki çocuklardır. Yani... manevi yanı, duygusal yanı işin bir yana ama yapılan hizmetlerin maliyeti de hesaplanabilse gerçek anlamda o zaman bu devlet hekimlere özlük haklarını iyileştirmek konusunda bu kadar maaş naz yapmaz. Maaş ve özlük hakkı ayrıdır. Hayır, bizim özlük hakkından kastımız maaşımızdır. Ve ek ödeneklerimizdir. Tabii çalışma koşulları onlar ayrı. Çalışma koşullarına da geleceğim. Yani çalışma koşullarının da ne kadar zor olduğunu bu da hekimlerin kamudan ayrılması için bir sebeptir. Bazı hekimler aldıkları parayla da değil. Yani üstünden bana bu kadar da verseler diyor. Ben bu kadar yükü çekemem diyor. Ben bugün poliklinik yaptım. Kaç hasta gördüm dersiniz? 30-40. 50 hasta gördüm ben bugün. 50 tane hasta gördüm poliklinikte. Tek bir gün bir hekimin gördüğü hasta sayısı 50 tane. 50'dir. Acil serviste nöbetçi olduğumuzda sabaha kadar hiç durmadan acil servise hastalar gelir. Çünkü acil servise bu kadar yoğun olmasının sebebi perifer yani merkezden uzak olan sağlık hizmetleri zayıfladığı için. Girnak Çiçek Hastanesi'nde, Mansur Oraya, Devlet Hastanesi, Cengiz Topel Devlet Hastanesi'ne belli bir hizmet verilmeye çalışıyor. Ama onların da uzağındaki sağlık hizmetleri, insanların rahatça ulaşabileceği sağlık hizmetleri zafiyete uğradığı için ve bu sözünü ettiğim ilçe hastanelerinin de gücü bir yere kadar olduğu için ve nüfus da çok arttığı için insanlar yığılıyor acil servislere, yığılıyor. 500 hasta sadece Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi görür. 500 hasta bir gecede. Bir günde. Girnak Çiçek 200 tane. Mausa Devlet Hastanesi belki 300'ün de üzerinde hasta görür. Her gün 24 saatte. Ve bu nöbetlerde bir hekim olur
acil serviste. Ve onlar da o kadar zor dönüyor ki o nöbetler. Arkadaşlarımız gerçekten acil servislerde çalışırken nöbetten çıktıkları zaman onları bir görmenizi isterim. Nasıl bitirirler o nöbeti ve nasıl bitmiş bir vaziyette nöbetten çıkıp giderler ve biz de öyle. O yüzden bu ek mesailer konusunda da ben çok hassasiyet gösteriyorum. Hekim özlük haklarını söylerken işte bunlar zaten bu kadar para alırlar. Bu kadar da nöbet parası tutarlar. Neredeyse dünya kadar para alırlar dediklerinde o zaman derim gelin bizimle 24 saat nöbet tutun bakalım bu hastanelerde. Bunu yazan gazetelerden herhangi biri ya da medyadan herhangi biri gelsin. Bizim 24 saatimizi görüntülesin. Nasıl hastanelerin koridorlarında canımızı dişimize takıp da hastaları hayatta tutmaya çalışıyoruz biz. Gelip görsünler. Aynı anda trafik kazası geldiğinde acil servis bir kıyamet haline gelir biliyor musunuz? Siz sadece iki tane hastayı Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde aynı anda görebilirsiniz. Üçüncü bir kalp durması geldiğinde ona müdahale edecek o da yoktur. Koşullar bu yüzden kötüdür diyorum. Bu bizim üzerimize çok büyük baskıdır. İki hasta girer, diğer hastayı alacak odanız yoktur. Sadece iki hastaya müdahale edebilirsiniz. Ve bir hastanın kalbi durduğunda bizim için dünya durur. Biz o kalbi tekrar 3 dakika içinde çalıştırmak zorundayız. Çalıştırdık, çalıştırmadık. Hasta büyük zarar görür, ölür yani bundan. Bu kadar basittir bu. Bu kadar acil bir şeyle uğraşan, bir meşguliyeti olan bir camianın insanla insan hayatıyla özlük haklarının bu şekilde uzadıkça uzatılması, tartışıldıkça tartışılması, hor görüldükçe görülmesi koskoca bir camianın gerçekten büyük bir günahtır ve bize karşı yapılmış çok büyük bir haksızlıktır. Özlük haklarımız bizim iyileştirilmiyor. Yıllardır söylüyoruz. Yasalar yapılmıyor. Yıllardır söylüyoruz. Kadrolarımız açılmıyor, yıllardır söylüyoruz. Başka yasalar rekor hızla geçiyor bu meclisten. Bu da sır değil. Biliyorsunuz özelleştirme yasası yapıldı. Kıbrıs Türk Hava Yolları çalışanları için ve ETİ çalışanları için. Mağdur olan yurttaşlardır bunlar. Hiçbir sözüm yok. Emeklerin karşılığıdır, haklarıdır elbette. Ama bu kadar hızlı yapılabiliyorsa olabiliyor. Demek ki yapılabiliyor. Sayıştaylık üyelerinin, denetçilerinin vesaire onlarla ilgili bir değişiklik yapıldı. Rekor hızla geçti bu da. İş hekimlere gelince nedir ellerini tutan? Ben anlamakta güçlük çekiyorum. Kamu Hizmeti Komisyonu'na baskıyla, bin bir ricayla defalarca konuşarak kadro açtırıyoruz biz. Hadi kadroları ilan ediyorlar, sınav tarihini ilan etmiyorlar. Hekimlerin atamaları için yapılacak olan sınavlar aylarca, yıllarca bekliyor kamu hizmetinde. Terfiler de öyle. Yani başka kurumlara, kuruluşlara bu özen, bu dikkat ve bu hız gösterilirken iş hekimlere gelince ben anlamıyorum. Biz hiçbir hastanın canını tehlikeye atamayız yani yavaş davranarak. Ama iş bize gelince her şey yavaş. Her şey aheste, her şey böyle uzaya uzaya. Bu bizi gerçekten çok gerdi artık. Yani biz camia olarak gerildik. Çok üzüldük. Bu kadar kötü sözü, bu kadar ağır ve haksız eleştiriyi bu hekimler hak etmedik biz. Biz kendi çocuğumuz hasta olduğunda hastanede başkalarının çocuklarına bakan insanlarız. Biz kendi annesi babası hasta olduğunda hastanede başkalarının anne babalarına bakan insanlarız. Biz kendimiz hasta olduğumuzda dahi başka insanlara bakan insanlarız. Hal böyle olunca gerçekten bu dayanılacak bir boyutta değil. Ve mesela kardiyoloji örneğini de vermek istiyorum size. Kurtarılabilecek hastaların bile kurtarılamayacağı günler. Acil servisiniz zafiyet geçiriyor. Cerrahlarınız eksiliyor ve gün geçtikçe de eksilecek. Hele ki bu baskılar, bu kötü muamele ve bu işte sözüm ona özlük haklarını arttırdık konuşmalarından sonra birçok hekim arkadaş ayrılacak devlet hastanesinden. Ben bunu biliyorum. Bu tehdit de değil, bu gerçektir. Yaşanacak. Yani çok merak ediyorlarsa Sağlık Bakanlığı'na sorsunlar son 2 yılda kaç kişi istifa etti ya da sözleşmesini yenilemedi. Örneğin kardiyolojide bir tane arkadaşımız çok yetenekli bir invazivci bu arkadaş. Yani anjiyoları çok daha çok iyi olan bir arkadaşımız. Çok başarılı anjiyo girişimleri yapan bir arkadaşımız.
dedi ki ben sözleşmemi artık yenilemeyeceğim. Neden dedik? Ben dedi artık bu hastanenin yükünü kaldıramıyorum. Hem bu kadar çok çalışıyoruz dedi, hem bu kadar az ödeniyoruz dedi, hem de üstünden bu kadar laf işitiyoruz dedi. Ben dedi özele geçiyorum, sözleşmemi yenilemeyeceğim. Bir başka genç arkadaşımız ki daha bu sene kadrolandı, daha yeni kadrolandı. Dedim ki yapma, bak özlük hakları iyileştirilecek, biz de birbirimize moral vermeye çalışıyoruz. Kenetlenip birbirimizi bırakmamaya çalışıyoruz. Çünkü günün sonunda bütün branşların birbirine ihtiyacı vardır. Tek bir branş tek başına olmaz. Bütün branşlar multidisipliner olarak hastaya, komplike hastalara müdahale ederler. Birbirimize moral vermeye çalışıyoruz ve işlerin iyiye gideceğine dair onlara teminat vermeye çalışıyoruz ki dayansınlar. Yok dedi bana o kardiyoloji uzmanı arkadaşım. Abla diyor bana, benden çok genç bir arkadaşım. Dünyanın neresine gitsem ben dedi, koşulları bundan daha iyi olur dedi. O da gitti. Ve şimdi ne oldu biliyor musunuz? Kardiyoloji iki kişi nöbet tutardı. Çünkü kardiyoloji, siz gece 2'de de kalp krizi geçirseniz hastanedeki kardiyoloji uzmanı sizi karşılar. Evdeki arkadaş da onkol olur. Telefonla bu arkadaş çağrılır. Ta ki kalp krizi geçiren hasta anjiyoya çıkana kadar ve diğer anjiyo ekibi de toplanana kadar evdeki arkadaş da gelir ve anjiyo odasında hastanın damarına girilir. Tıkanan damarı da açılır hastanın ve o hasta sanki hiç kalp krizi geçirmemiş gibi hayatına devam edebilir. Hayat verir sonuçta. Siz eğer kardiyoloji ekibinizi zayıflatırsanız o zaman siz kalp krizlerinize bu hızla ve bu güvenlikte ve bu kalitede müdahale edemezsiniz. Tabii sizin camiayla ilgili diyelim en çok tartışılan konulardan birisi de ikinci iş Sayın Sağlık Bakanı mahkeme ne diyorsa biz onu yapacağız dedi geçtiğimiz günlerde. Nedir bu konu? Niçin bu kadar çok konuşulur, bu kadar çok tartışılır? Biz her zaman sendika olarak açıklamalarımızda hep söyledik. Yani ikinci iş bu sendikanın peşinde koştuğu bir şey değildir. Yani gün geldiği zaman Sağlık Bakanlığı dediyse eğer, evet kardeşim hekimlerin özlük hakları bunlardır. Ve artık evet benim yeterince hekimim de vardır bu ülkede. Yani hem özelde hem de kamuda ayrı ayrı hizmet verebilecek hekim sayım da yeterlidir her branşta. O zaman hekimlerin de özlük hakları bu kadar verebiliyor devlet. Bu ayrımı yapın dediği takdirde o zaman herkes kendi değerlendirmesini yapacak. Biz hiçbir zaman ikinci iş devam etsin ve bunun üzerinden politikalar kurmadık. Biz hekimlerin özlük hakları verilsin, hekimler hastanede kalabilsin diye mücadele ettik. Ha günün sonunda özlük hakları iyileşse bile ayrılacak olan hekim arkadaşlar vardır. Bu olacak ve bu kaçınılmaz olan bir şeydir. Ha işte Sağlık Bakanlığı'nın bu ayrımı bugüne kadar yapamamasının sebebi de bu ayrılacak olan arkadaşların yerine Sağlık Bakanlığı kimi koyacağını bilemiyor. Çünkü Sağlık Bakanlığı bu koşullarda sayfa sayfa gazetelerde ilan veriyor, hekim arıyor. Sizin bundan haberiniz var mı? Ama gelen yok. Ama başvuran yok. Hastanelerdeki bu koşullarda çalışacak hekim bulamıyor Sağlık Bakanlığı. Yarın öbür gün ayrılsın dediği zaman da bir grup arkadaş ayrılacak ve o zaman işte zaten pamuk ipliğine bağlı yürütülen işler iyice sıkıntılı bir hale girecek. İşte Sağlık Bakanlığı bu açmazı bildiğinden dolayı, bu açmazda olduğundan dolayı, hekim sayısının az olduğunu bildiğinden dolayı ve hekimlerin mesai saatinden sonra çalışması engellendiği takdirde kamu hastanelerinden belli bir miktarda hekim ayrılacağı da sır değildir ve aşikar olduğunu bildiği için de yıllardır Sağlık Bakanlığı bu ikircikli ve iki yüzlü tutumu devam ettirdi. Hem hekimlerin yasal olarak mesai saatinden sonra çalışmasına olanak tanımadı, hem de hekimlerin tam gün hastanede çalışıp mesleklerine, onurlarına yakışır bir şekilde yaşayabilecekleri bir ücret de vermedi. Dolayısıyla hekimler iki türlü zarar gördü. Ve bu ikinci iş konusunun sadece hekimler üzerinden konuşuluyor olmasını da ben çok talihsiz buluyorum bu ülkede. Bu ülkede birçok insan mesai saatinden sonra ikinci iş yapıyor geçinebilmek için. Çünkü bu ülke pahalı bir ülke.
Bu ülkede çok ciddi ekonomik sıkıntı var. Bu ülkede TL bu kadar değer kaybetmişken, enflasyon bu orandayken ve hayat pahalılığı varken insanlar ikinci iş yapıyorlar. Yapmak zorundadırlar geçinebilmek için. Ama beni hiç kimse ikinci işi savunuyor diye söylemesin, böyle bir şey yok. Biz çok açık ve net olarak söylüyorum. Sağlık Bakanlığı desin ki hekimlerin özlük hakları budur. Hekimlerin de mesai saatinden sonra da çalışmalarına ihtiyaç yoktur. Yeterli sayıda da her branşta hekim vardır. O yüzden ben bu ayrımı yapıyorum desin. O zaman biz buna uyarız. Uyacak olanlar kamu hastanelerinde çalışır, uymayacak olanlar da ayrılır. Yani bu ikircikli ve ikiyüzlü tutumun günahı hekimlerin boynuna mı? Biz bunu kesinlikle kabul etmiyoruz. Biz bundan artık çok sıkıldık. Biz bu suçlamalardan artık çok sıkıldık. Biz hekimiz. Biz hastalarımıza bakıyoruz. Biz başka iş de yapmıyoruz. Biz hekimlik mesleği yapıyoruz. Yaptığımız iş budur. İnsanların bize ihtiyacı var. Biz de onlara hizmet veriyoruz. Bizim bu ülkede bir tane nefroloğumuz var. Daha son bir ay içerisinde iki tane oldu. Siz ayrımı yaptığınız takdirde o hekim ya hastanede kamuda kalacak veya dışarıya gidecek. Eğer dışarıya çıkarsa o hekim, kamu hastanesinde nefroloji hastalarına kim bakacak? Ya da o hekim hastanede kalırsa özel sektördeki nefroloji hastalarına kim bakacak? Bakacak başka biri var mı? Sizin tek bir tane romatoloji uzmanınız var. Bir tane. Yıllardır ikinci bir romatoloji uzmanınız olmadı. O romatoloji uzmanınız kamuda kalırsa, o zaman özeldeki hastalara kim bakacak? Ya da özele çıkarsa kamudaki hastalara kim bakacak? Dolayısıyla hekimler, kaynak olarak hekim sayısı azdır. Dünyanın her yerinde böyledir. Ve hekimlerden azami ölçüde faydalanabilmek için bütün dünyada birkaç ülke hariç hekimlerin mesai saatinden de sonra özelde çalışmasına müsaade ediliyor. Çünkü başka türlü talebi karşılayamıyorlar. Ha eğer Sağlık Bakanlığı derse ki ben bu talepleri karşılarım hem özelde hem kamuda, bizim hiç itirazımız yoktur. Buyursunlar, ayırsınlar. Kalan kalır, giden de gider. Bizim buna bir şeyimiz yok ki. İki mesajımız var. Doktorların özlük hakları iyileştirilirse tam güne geçirmesi mümkün mü? Elbette mümkündür. Elbette mümkündür. Biz sendikayız. Ve sendikalar, gerçek anlamda sendikalar, verilen kamusal hizmetin, kendilerinin de aktif olduğu alandaki kamusal hizmetin en iyi şekilde olmasını isterler. Bunun olmasını sağlamaya çalışırlar. Elbette biz bir emek mücadelesi veriyoruz. Ama bu emeği kıymetli olduğu için, değerli olduğu için bu mücadeleyi veriyoruz. Bu emeğin sonuçta insan için olduğundan, hastalar için olan bir emek olduğundan korumaya çalışıyoruz. Dolayısıyla biz tam gün hizmetin verilebileceğine inanıyoruz. Çünkü tam gün hizmet verildiği takdirde bunun hastalara çok faydası olacağını düşünüyoruz. Ama bu sanılmasın ki sadece hekimler 3,5'a kaldığı zaman kendiliğinden olacak olan bir şeydir. Öyle bir şey yok. Hekimler 3,5'a kalsa bile, 3,5'a kadar çalışsa bile ki birçok arkadaşımız çalışıyor bugün. Bugün onkoloji uzman arkadaşlarımız, kardiyoloji uzman arkadaşlarımız, birçok nefroloji uzman arkadaşımız saat 3,5'a kadar, hatta daha geç vakte kadar çalışıyorlar. Onkolojideki sorunlar çözüldü mü biri bana cevap versin. Doktor Özlem Gürkut saat 3,5'a kadar hasta bakıyor. Daha bile geç vakte kadar arkadaşlarıyla birlikte. Onkolojideki sorunlar çözüldü mü? Doktor Deren Oygar isimleriyle söylüyorum. Saat 3,5'a kadar, daha bile geç vakte kadar hastalarla birliktedir hastanede. Nefrolojideki bütün sorunlar çözüldü mü? Doktor Gülgün Vaiz mesai saatinden çok daha uzun saatler hastanede kalıyor. Kardiyolojideki sorunlar çözüldü mü? Keza ben de öyle. Bütün sorunlarımız çözüldü mü? Bu hekimlerin çalışma saatlerinin uzamasıyla sadece düzelecek bir şey değil yani, bunu insanlar bilsin. Elbette ki biz özlük haklarımız iyileştirilirse 3,5'a kadar çalışacağımızı zaten söyledik, yani bunu daha evvelce de söyledik. Biz bunun olmasını istiyoruz. Bu düzenlemenin, bu iyileştirilmenin yapılmasını istiyoruz. O yüzdendir ki baskı yapıyoruz özlük haklarımızı iyileştirin diye. Ama bu yeterli olmaz. Çünkü sizin aynı saatlerde sizinle birlikte çalışacak olan personele de ihtiyacınız var. Tek başına değil bu iş.
aynı saatlerde çalışacak hemşireye de ihtiyacınız var. Poliklinikte kaç tane hemşireniz size eşlik edecek? Veya ameliyatta da keza öyle. Diğer sağlık personeli. Dolayısıyla bu düzenlemelerin topyekün bütün sağlık çalışanları için yapılması lazımdır. Ve bunun da bir düzenlemesi yapılması lazımdır. Yani insanlar sanmasın ki hekimler mesai saatlerini uzattıkları takdirde her şey bir anda düzelecek. İşte size örnek verdim. Onkolojiye örnek verdim. Kardiyolojiye örnek verdim. Kimse çıkıp da diyemez ki bu doktor saat 1'de çıkar. Öyle bir şey yoktur. Birçok branşta da uzun saatler boyunca hastanede kalan arkadaşlarımız var. Ama o branşlarda da sorunlar çözülmüyor. Çünkü fiziki koşullarla ilgili sorun var. Altyapıyla ilgili sorun var. Ameliyat masanız sizin 8 tanedir. Hastalar bazen der ki işte bizi beklettiler kaç gün ameliyat etmediler. Bu doktor bizi özele çağırır galiba falan. Böyle şeyler söylerler. Vallahi benim yüzüm o kadar üzülürüm ki derim ki ya gerçek öyle değil. Gerçek şudur ki 8 tane ameliyat masamız var bizim. Anestezi teknisyenimiz belli sayıdadır. Anestezi cihazlarımız belli sayıdadır. Biz istesek de 8'den fazla hastaya aynı anda ameliyat edemeyiz. Cerrah orada otursa bile yapamaz. Çünkü onu sağlamıyorsa. Evet, sizin altyapınız yeterli değil. Bugün biz yoğun bakımlardan solunum cihazı olmadığı için hasta sevk ediyoruz. Daha dün nöroloji servisinden ben bir hastaya solunum cihazım ve yoğun bakımda yatağım olmadığı için başka bir hastaneye sevk ettim. O hastaya bakacak nöroloji doktorum var. O hastaya bakacak anestezi doktorum var. Ama yatıracak yatağım, solunum desteği verecek cihazım yoktur. Dolayısıyla insanlar sadece bu aksaklıkların, bu eksikliklerin hekimlerden kaynaklanmadığını bilmek zorundadırlar. Yeni hastaneyle ilgili yıllardır Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nin ömrünün tamamlandığını söylüyoruz. Bu hastane artık tamamladı ömrünü. Yani üzerine bir şey yapılacak gibi değil. Ama Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi dökülüyor. Bunu da herkes görüyor, biliyor. Gerçekten fiziki koşulları çok kötü. Siz dünyanın en iyi ilaçlarını, tedavilerini verseniz de hastaya. O hastanın yattığı yatak rahat değilse, o hastanın yattığı çarşaf rahat değilse, yastığı rahat değilse, üşüyorsa ya da sıcak alıyorsa ya da tuvalete banyoya giderken zorluk çekiyorsa o hastayı siz memnun edemezsiniz. İnsanlar bunu hak ediyor. İnsanlar rahat bir yatakta, konforlu bir odada tedavi olmayı hak ediyor. Siz böyle bir şey istemez misiniz kendiniz için? Yeni hastaneyi kaldıracak mı bunları ortadan? Yeni bir hastaneyi yapabilirlerse elbette bunları gözetecekler diye düşünüyorum. Çünkü Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi hem fiziki koşullar olarak hem de kapasite olarak bitti artık. Yeni bir hastaneye ihtiyaç duyduğumuz sır değil, bunu biz yıllardır söylüyoruz. Yapmalılar. Yani bu koskoca KKTC devleti yeni bir hastane yapamaz mı? Ben buna inanamıyorum. Savaştan çıkmıştı bu insanlar ve Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ni yapmışlardı. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ni savaştan çıkan Kıbrıslı Türkler yapmıştı. Her şey yıkıldığı zaman, kayıplar yaşandığı zaman, insanların moralleri yerlerde olduğu zaman, göçler edildiği zaman, para sıkıntısı had safhada olduğu zaman 1973 ile 75 yılları arasında Kıbrıslı Türkler Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ni yaptılar. Bunu başardılar. Şimdi 2017'deyiz. Savaş çok uzaklardadır ve kimse bana demesin ki bu devlet yeni bir hastane yapmaktan acizdir. Ben bunu kabul edemem. Elbette ki yeni bir hastane yapmak zorundadırlar. Ve bu yeni hastaneyi de bir an önce yapmak zorundadırlar. Kaç yıldır duyuyoruz biz bunu? Kaç yıl oldu yeni hastane? Biz tabii çok önceden de söylüyorduk ama devlet yetkililerinin ağzından siz bunu kaç yıldır duyuyorsunuz? Çok. Proje var mı ortada? Acil servisi ambulanslar nedenli yeterli diye bir soru var. Anlamadım soruyu. Acil servis ve ambulanslar nedenli yeterli? Çok gayret sarf ederek iyi bir ambulans ağı kurduğumuza inanıyorum ben. Bunu da zaten halk takdir ediyor. Bir süre önce sevgili Mine Yücel'in yaptığı bir araştırma vardı ki orada en yüksek puanı ambulans hizmetleri almıştı. Halk tarafından yapılan bir, halk arasında yapılan bir araştırmada. Gerçekten ambulans çok hızlı ulaşıyor. Yani bu konuda çok büyük bir sıkıntımız olduğunu düşünmüyorum. Ama ambulansın donanımı içinde hekim olması, gittiği hastaya müdahale edecek sağlık ekibi olması, bunlar da çok önemlidir. Yani ambulanslar bazen mesela Girnak Çiçek Hastanesi Hızır'la acili ayıramadı. Ambulans çıkacağı zaman
acil servisteki hemşireyi alıp çıkıyor. Onun için ayrıca bekleyen bir hemşire yoktur. Ama acil serviste başka bir hastanın yanından siz o hemşireyi alıp da Hızır'a koyuyorsunuz. Dolayısıyla ve hekim eksikliği de var. Yani ambulanslarla birlikte olan hekimler de, hekim eksiği de var. Ambulansla birlikte hekim çıkmıyor. Sadece sağlık personeli çıkıyor. Dolayısıyla ambulansların hızında ulaşmasında bir yetersizlik olduğunu düşünmüyorum ben. Komutayla da iyi bir hizmet verilebildiğini de düşünüyorum. Yani peki, hakkını yemek istemiyorum. En azından şey yoktur şikayet. Ben çok uzun zamandır. Ama bu da büyük özverilerle ve büyük güçlüklerle. Ama acil servisler, bu ülkenin hiçbir hastanesinin acil servisi şu anda yeterli değildir. Okey, o net. Ve çok eksiktir. Bunda hiçbir şüphe yok. Ama ambulans ve Hızır'la ilgili hani bir başarı sağlandığını söylemek zorundayım. Mebrure Tahir Altu, bravo sevgili meslektaşım Sıla. Senin gibi doğrulara, dile getiren hekimlere ihtiyacımız var. Daha etkin görevlerde olmanı dilerim demiş. Çok teşekkür ederim Mebrure Hanım'a. Mustafa Ulaş, hastaneler özelleştirilmeli ve devlet sözleşmeyle hastanelere hasta gönderilmeli. Şu an yapılıyor bildiğim kadarıyla o sevk konusu. Devlette bir nasıl özelleştirilmeli? Hastaneler özelleştirilmeli ve devlet sözleşmeyle hastanelere, özel hastanelere hasta göndermeli. Devlette... Peki bu izleyiciye sormak lazım. Bunun parasını kim ödeyecek? Yani özelleştirildiği takdirde sağlık hizmetleri, bunun parasını kim ödeyecek? Size az önce bir örnek verdim. Yüzü parçalanan bir hastanın 35 hastanedeki maliyeti 200 lira, dışarıdaki maliyeti 1200 lira. Aradaki farkı kim ödeyecek? Bu sorunun cevabı var mı? Böyle bir sağlık fonu var mı? Böyle bir sigorta fonu var mı? Kim ödeyecek bu parayı? Yani bu özelleştirme konusunda insanların çok dikkatli olması lazım. İşte Kıbrıs Türk Hava Yolları'nda yaşadık. Şimdi yaşananlar ortadadır. Yani devlet kurumlarını korumadığı takdirde özelleştirme devletlerin çöküşüne yol açan şeylerdir. Bütün dünyada bununla ilgili bir sürü yayınlar, bilimsel çalışmalar var. Lütfen okusunlar. Yani bu özelleştirme furya... Amerika Birleşik Devletleri'nde eğer sağlık sigortanız yoksa hiçbir hekim üzerinize dokunmaz. Hiçbir hastane sizi yatırmaz ve kapının önünde kaldırımda ölürsünüz. Kapının önünde kaldırımda ölürsünüz. Sağlık sigortanız yoksa eğer, ki kapitalizmin en vahşi olduğu yer Amerika Birleşik Devletleri'dir. Sağlık sigortası olmayan binlerce insan yaşamaktadır, yüz binlerce. Ve o insanlar o sağlık sigortalarını ödeyebilmek için yaşlandıklarında bile çalışmak zorunda kalmaktadırlar. Ve bunu ödeyemeyen gariban Amerikalılar da kaldırımlara atılıyorlar çöp torbası gibi. Eğer hastanedeyseniz tedaviniz tamamlanmasa bile sigorta bu kadarını ödüyor diyor hastaya ve bir çöp torbası gibi öldü yani. Kapının önüne insanlar atılıyor. O yüzden hiç kimse özelleştirme olduğu takdirde işlerin çok düzeleceğini sanmasınlar. Bu kapitalizmin insanlar üzerinde yaptığı bir propagandadan başka hiçbir şey değildir. Ve bu ülkede özelleştirme meraklısı hükümetler vardır. Bunlara karşı çok dikkat etmeliyiz. Yani sağlıkta da bu oyun oynanıyor. Ne yapılıyor? Sağlığa ayrılan para azaltılıyor. Sağlık personeli azaltılıyor, yeni istihdam yapılmıyor, özlük hakları azaltılıyor. O insanların bu şekilde sayısı ve verimi düşürülüyor. Altyapı ve fiziki koşullar iyileştirilmiyor. Ve ondan sonra insanlar şikayet etmeye başlıyor tabii. Yani bu hizmetlerden, bu zafiyet geçiren hizmetlerden insanlar iyi hizmet almadıkları takdirde şikayet etmeye başlıyorlar. Ve ondan sonra devlet diyor ki işte bakın bu hastanelerde böyle zaten iyi hizmet alınamıyor. En iyisi özelleştirmedir diyor. Ve insanların karşısına özelleştirmeye koyuyor. Bu bir propagandadır. Kapitalizmin dayattığı bir propagandadır. Ve bu insan odaklı bir çözüm yolu değildir. Bu insanları kandırmaktan başka hiçbir şey değildir. Sonuçta kamudan aldığınız hizmettir sizi koruyan. Çünkü siz o hizmete para ödemezsiniz. Ama özelleştirildiği takdirde önünüze çeşit şeyler çıkacak. Bunu bilsin insanlar. Bugün Türkiye'de %200, %300 katılım payı ödüyor insanlar. Binlerce insan sigortasız bugün Türkiye'de. Ve sürekli sigortasız oldukları için de sağlık hizmeti alamıyorlar. Türkiye'de birçok sorun yaşanıyor. Biz de lütfen bunları görelim.
bunlardan ders çıkaralım. Neden yani illaki başımız tokuşa tokuşa gitmemiz lazım? Akıllı davranmamız lazım. Kamuyu korumamız lazım. Ve insanların günün sonunda bizim bu hizmetle, bu mücadeleyi halk için verdiğimizi anlaması lazım. Ve bu manipülasyonlar işte efendim ikinci iş yapıyorlar, efendim bu kadar para alıyorlar vesaire şekli, bunlar manipülasyondur. Bizim söylediğimiz esası gözden kaçırmak için yapılan şeylerdir. İnsanlar bu oyuna gelmesinler. Çünkü günün sonunda bu kamudan ayrılan hekimler gidip de iş buldular kendilerine özelde. Olan kamuda gelip de o hekimden ücretsiz şekilde fayda görecek olan hastalara oluyor. O hekime gitmek için para ve bedel ödemek zorunda kalıyorlar. Ha, özelleştirme olduğu takdirde size o örneği verdim ben. Anjiyo'da da vereyim o örneği. Hekim geliyor, nöbetçi hekim geliyor. Anjiyo ekibi toplanıyor. Ve bir anjiyonun maliyeti işte size az önce söylediğim çok daha az bir maliyettir. Ama dışarıda bir anjiyo yapıldığında 4000 liradan fazla para ödüyor insanlar. Bu farkı kim ödeyecek? Yani KKTC devletine bir yerden piyango mu çıktı ki bu farkı ödeyecek? Dolayısıyla maliyet hesaplarını yaparken de maliyenin çok dikkatli olması lazım. Hekimlerin yaptıkları işin kıymetini, değerini, manevi tarafı bir taraf ama maddi tarafını da çok iyi hesaplamalar lazım. Günün sonunda bizim karşımıza, bizim kamu hastanelerinde kalabileceğimiz bir teklif vermeleri lazım. Biz biliyorsunuz 9 aydır bekliyoruz Özgür Gün hükümeti ilk geldiği günden beri. Tabii yıllardır bekliyoruz, o ayrı. Bunu sıkıştıran hemen araya Sayın Sucuoğlu Sağlık Bakanı Tıp İş Maliye Bakanlığı'yla görüşsün şeklinde bir önerisi vardı geçtiğimiz günlerde. Görüştünüz mü Maliye Bakanı'yla, nedir veya sizin görüşmeniz mi gerekirdi bu işlerin çözülmesi için? Nedir şey oradaki durum son? Anladım sorunuzu, vereceğim cevabını. 9 ay önce Özgür Gün hükümeti göreve geldi ve dedi ki bizim önceliğimiz sağlıktır. Biz önce sağlıktaki işleri düzelteceğiz. Hekimlerin hastanede kalmasını özendireceğiz. İşte yeni hastane yapacağız. Fiziki koşulları, altyapıları iyileştireceğiz vesaire. Böyle bir şey her konuşmasında Sayın Özgür Gün'ün var. Bütün konuşmalarında Sayın Özgür Gün bunu söylüyor. Sayın Sağlık Bakanımız da Doktor Faiz Sucuoğlu, o da bütün konuşmalarında bizim önceliğimiz sağlıktır, sağlığı iyileştireceğiz, insanlara daha hizmet vereceğiz, hekimleri hastanede kalmak için özendireceğiz, özlük haklarını iyileştireceğiz, yeni hastane yapacağız vesaire sayıyor. Tamam dedik, ne zaman olacak bu? Dediler ki Mayıs ayında gelmişlerdi hükümete. 2017 bütçesinde. Ekim ayına kadar her şey hazır olacak, Eylül ayına kadar bütün yaz çalışacağız. Biz de işbirliğimizi yaptık. Ne zaman görev verdilerse yaptık. Elimizden gelen her şeyi, işbirliği ve yapıcı, ilerleyici çalışma anlamında sendika bakanlıkla çok uyumlu çalıştık. Yaz geçti, Eylül'e hiçbir yasa meclise gidemedi. Sonra dediler ki bütçe var, çok yoğundur, işte şöyledir vesaire. Tamam dedik, bütçeyi de bekleyelim. Kabul ettik, 31 Ekim dediler. Sayın Maliye Müsteşarı bana öyle dedi. 31 Ekim'e kadar selam istemeyin onu bile veremem dedi. Tamam dedik. Selamınız size kalsın. Bekleriz. 31 Ekim'e kadar eğer yapacaksanız, bu kadar zaman bekledik. Elbette ki bekleriz biraz daha. O da geçti. Sonra dedik ki 1 Ocağa kadar artık bekleyelim. Kasım geçti, Aralık geçti. Biz alenen oyalandığımızı düşünmeye başladık. 1 Ocak geldi. Orada da herhangi bir çünkü ben sürekli soruyorum. Yani Sağlık Bakanı açıklama yapıyor, Tıp İş'le anlaştık. Başbakan açıklama yapıyor, Tıp İş'le anlaştık. Fakat Tıp İş hangi konuda anlaştığını bilmiyor. Böyle bir anlaşma mı olur? Siz bir anlaşma yapıyorsunuz ama taraflardan bir tanesinin anlaşmanın koşullarından haberi yok. Böyle bir anlaşma olabilir mi? Mümkün değil. Dolayısıyla hukuken de bu mümkün değil. İki tarafın da anlaşmanın koşullarını bilmesi lazım. 1 Ocağa kadar da bekledik. Hiçbir anlaşma yok ama ben bu arada sürekli Maliye Bakanlığı'na gidiyorum, Sağlık Bakanlığı'na gidiyorum. İşte Sağlık Bakanlığı diyor ki Maliye çalışıyor. Maliye diyor ki Sağlık Bakanlığı. Yani böyle bu şekilde gitti geldi 9 ay. Tamam dedim artık yeter. Ve geçen haftaki işte o açıklamayı yaptım. O açıklamayı yaptığım gün Maliye Bakanı beni aradı. Dedi ki tamam hazırdır rakamlar, gel. Ve gidip Maliye'de görüştük biz ve bize yapılan ilk teklifte var olan haklarımızın bile budanmasını teklif ettiler. Bir miktar artış olacak. Özellikle 47-2010 sonrası istihdam edilen arkadaşların özlük haklarında bize yaklaştırılacak. Ama 47-2010 sonrası meslektaşlarımızda
var olan haklarında bile budama olacak. Dedik ki bu olmaz, siz bizim var olan haklarımızı da budamaya çalışıyorsunuz. Böyle bir iyileştirme, sonra da çıkıp da kimse demesin biz hekimlerin özlük haklarını iyileştirdik vesaire. Bu gerçek bir iyileştirme değil. Siz bizim var olan kazanılmış haklarımızı da elimizden almaya çalışıyorsunuz. Bu sendikanın hep söylediği bir şey vardı. Hekim hakim maaşı istiyoruz biz demiştik. Yıllardır bunu söylüyoruz. Benden önce de Doktor Erol Şehirlioğlu söyledi bunu. Niye söyledi? Çünkü daha önce bu ülkede yapılan bir yasada hekim hakim eşitliği sağlanmıştı. Hakimlere barem üzerinden bu ücretler verilmişti ama hekimlere barem değil, tahsisatla verilmişti. Sonra o tahsisatları da kesildi vesaire. Ve zaman içerisinde hekimlerle hakimler arasında açıldı. Büyük bir makas oluştu. Şimdi benim ailemden de adaletle uğraşanlar var. Çok önemlidir. Gerçekten çok önemlidir ve adalet herkese lazımdır. Çok iyi işleyen bir yargı sistemi elbette olmalıdır. Ben bütün açıklamalarında, üstelik de bu davalarla ilgili de tek kelime etmem, çok dikkatliyim. Yargı çok önemlidir. Olmazsa olmazımızdır. Ama biz de hekimler de insan hayatıyla ilgili kararlar veriyoruz. Bizim vereceğimiz kararlarla bir insan yaşama tutunabilir ya da hayatını kaybedebilir. Hakimin vereceği karar da. Onlarınki de çok kıymetlidir ama kimse hekimin de vereceği kararları küçük görmemelidir. Dolayısıyla biz hekim hakim maaşı istedik ama henüz öyle bir teklif, yapılan tekliflerde böyle bir şey yok. Yani göstermelik bir artış olacak ama yok efendim emekliliğe yansımayacak, yok efendim emekli maaşına yansımayacak vesaire. Çalışırken alınacak, belli bir süre sonra kesilecek. Yani o kadar karışık şeyler söylüyor ki maliye bize, biz gerçekten anlamakta güçlük çekiyoruz. Ama maliye hala daha çalışıyormuş. Bugün Sağlık Bakanı ile yaptığımız en son görüşmede böyle. Yani Sağlık Bakanlığı'ndan çıktı olay. Sağlık Bakanlığı taleplerini söyledi. Maliye de işte bir formül bulmaya çalışıyormuş. Bilemiyorum nasıl bir formül bulacaklar. Tabii biz bu formülü değerlendireceğiz elbette ki. Yani biz sorumluluğumuzun çok farkındayız. Ama Maliye Bakanlığı ve hükümet de sorumluluğunun farkında olmalı. Biz grev yapmayan, yapmaktan da hiç hoşlanmayan bir sendikayız. Ama günün sonunda biz bir emek mücadelesi veriyoruz. Ve bu emek mücadelesinde elbette ki grev de bizim anayasal hakkımızdır. Bunu kimse unutmasın. Yani siz hem hekimlere bu şekilde hor göreceksiniz, itibarsızlaştıracaksınız. Sürekli bu şekilde haksız eleştirilere maruz bırakacaksınız. Yasal düzenlemeleri yapmayacaksınız. Hem özlük haklarını vermeyeceksiniz. Hem mesai saatlerini uzatmak istiyorsunuz. Hem mesai saatinden sonra özele gitmesini istemiyorsunuz. O zaman bunun karşılığında yapılan bu, verilen insanlara verilen bu önemli hizmetin karşılığında siz hekiminizi korumak zorundasınız. Eğer hekiminizi korumazsanız o zaman bu insanlara hizmet verecek hekim bulamazsınız, bulamayacaksınız. Bulamayacaksınız demiştim ben. Bakacak olursanız önceki açıklamalarında hekim bulamayacaksınız demiştim. Ve bulamıyorlar şimdi. Son 2-3 dakikamız. Bir mesaj var. Hekim eksikliği evet bir sorundur fakat işlevini yitiren bir yapı söz konusudur ki sağlık sistemi çökmüştür diyor. Bir izleyici böyle bir yorum yapmış. Lefke'de bir hastane var. Şimdi bir hastanede güzel yurda yapacaklar ama sorunun hepsini çözmedikten sonra kime ne faydası var demiş. Duvarlar hasta göremez. Siz istediğiniz kadar hastane yapın. İçine hekim hemşire koymazsanız o hastanede bir şey otel olur orası, hastane olmaz. O yüzden bizim otellere değil ama iyi otelcilik hizmeti veren hastanelere de ama hekimlere ve hemşirelere ihtiyacımız var. Saat 8'de geleceksin, 1'de gideceksin. 5 saatlik bir mesai sistemi dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Bu mesai saatlerini düzenlemek, düzeltmek Sağlık Bakanlığı'nın görevi değil. Evet, dünyanın hiçbir yerinde yoktur değil. Portekiz'de var. Portekiz'de hekimler 1'e kadar çalışırlar. Birden sonra da başka yerlerde de çalışırlar. Çünkü Portekiz'de çok ciddi bir hekim açığı vardır. Ve Portekiz şu anda Avrupa'nın 1 numaralı sağlık hizmetleri konusunda 1 numaralar. Yani ilk 3'e girer. Dolayısıyla dünyanın hiçbir yerinde yok diye bir şey yok. Biz saat 1'de de çıkmıyoruz. Az önce söyledim ben. Birçok hekim hastanede kalıyor ama sorunlar da çözülmüyor. Kalsak da bazı sorunlar çözülmeyecek. Ama biz kalmaya hazırız özlük haklarımız iyileştirilirse. Şöyle bir cevap vereyim. Ya hekimin
hak ettiği ücreti verirsiniz ya da çalışma saatini kısaltırsınız. Böyledir bu işler. Yani siz hem hekimin çok uzun saat çalışmasını istiyorsunuz, hem az ödenmesini istiyorsunuz. Asıl bu dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Yani hem uzun saat çalışacak hem az ödenecek. Bu hiç dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Ama dünyanın bazı yerlerinde saat 1'e kadar çalışan hekimler vardır. Portekiz bunlardan bir tanesidir. Son olarak söylemek istediğiniz varsa bir iki cümleyi alalım. Çok teşekkür ederim ben sözümüzü söyleme fırsatı verdiğiniz için. Ben günün sonunda bu mücadelenin halk için verildiğini insanların bilmesini istiyorum. Ve artık bunları konuşmaktan vazgeçelim istiyorum. Bizim güzel şeyler konuşmamız lazım. Bizim sağlıkta nasıl daha iyi projeler, nasıl daha iyi değerlendirmeler, nasıl iyi hizmetler yaptığımızı konuşmamız lazım. Biz sürekli takılmışız bir hekimlerin mesai saatidir, hekimlerin özlük haklarıdır'a. Esası gözden kaçırıyoruz. İnsanlar bilmelidirler ki aslında Sağlık Bakanlığı'nın iyi bir sağlık hizmeti vermekle yükümlülüğü vardır. İnsanların hekimlere değil Sağlık Bakanlığı'ndan bunu talep etmeleri lazım. Hepimiz biz için. Hekimler tabii. Zaten hali hazırda çok yorulduk. Yani hastaneden istifaden gidiyor, göç edenler gidiyor. Ama hastanede kalan hekimlerin üzerinde çok büyük bir yük var. Biz hastanelerde gerçekten ömrümüzü verdik. Ömrümüzü verdik ve gerçekten çok yorulduk. Bir de bu şekilde saldırılara maruz kalmaktan dolayı hastalar ve hekimler arasında barış bozulacak. Dolayısıyla herkes yaptığı açıklamalarda dikkatli olsun, söylediklerini kulağı da duysun. Bu çok hassas bir konudur. Yani hekimler üzerinden böyle bir tartışma sürdürülmesinin çok büyük sakıncaları vardır. Günün sonunda bu hekimler çeker gider, gazetecileri hastaneye çağırırız, geliniz deriz, bu hastalara siz bakınız. Dolayısıyla insanlar açıklamalar yaparken dikkatli olmalıdırlar. Halkın yanında olacak çalışmaları ve mücadeleleri desteklemek durumundayız her birimiz. Dolayısıyla yaptığımız açıklamaları da yaparken çok dikkatli olmakta büyük fayda görüyorum. Peki. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bugünü bize ayırdınız. Güzel, keyifli bir sohbet. Önemli konular konuştuk. Yeniden görüşmek üzere. Kolay gelsin. Çok teşekkürler. Evet, bugünü de tamamladık. Sayın Sılav, Sayın Cile'ye bir kez daha teşekkür ediyoruz ve Cuma günü görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar.